Ordu Büyükşehir Belediyesi olarak ilk önce süt evleri açtık. Süt evlerinde süt tankları dağıttık. Çiftçimizin sütünün soğuk zincirle düzgün şekilde süt birliklerine gelmesini sağladık. Diğer aşamada da şimdi süt birliğimizin, Aybası Süt Birliği'mizde toplanan sütlerimizi nitelikli olarak daha iyi fiyatlardan satılabilmesini sağlamak için ulusal çapta tedarik zincirinin raflarına peynir olarak ulaştırmak istiyoruz. Bu anlamda bugün tedarik zincirinin Alman denetçi firmasından ziyaretçilerimiz var. Kabataş Aybastı arasında bulunan süt mar tesislerini denetliyorlar. Burada yapılan denetimden sonra inşallah bu peynirleri ülke çapında raflara koyacağız. Amacımız üreticilerimizin, çiftçilerimizin ürettiği bu sütlerin daha değerli olarak satılması, çiftçimizin kazanması. Yine Büyükşehir Belediye'miz olarak dağıttığımız Jersey ineklerimiz var. Bu ineklerden gelecek sütlerimizi de burada inşallah değerlendirmek istiyoruz. Buradaki amacımız tedarik zincirini çiftçiden rafa kadar sürdürebilir, nitelikli olarak oluşturmak. Bu anlamda Sayın Başkanımız Dr. Mehmet Ümügüler'in destekleri büyük. Biz istiyoruz ki yıllara sari, uzun yıllar bu tedarik zincirini düzgün bir şekilde oluşturmak ve çiftçilerimizin, süt üreticilerimizin sayısının artması, daha çok kazanmaları. İnşallah bunu da başaracağız. Aybastı Süt Üretici Birliği Birlik Başkanı Hasan Doğan. Aynı zamanda Sütmar firma sahiplerinden, ortaklarından birisiyim. Aybastımızın Perşembe Yaylası'nda doğal olarak üretilen sütleri yine büyükşehrimizin desteğiyle kurmuş olduğumuz soğuk zincir süt evleri aracılığıyla topluyorum ve hijyen kurallarına uygun bir şekilde üretim hanelerimize getiriyoruz. Burada yaklaşık 1000 üyesi olan Aybastı Süt Üreticileri Birliği dolaylı olarak 2500-2800 yaklaşık 3000 aileye bu topladığı sütlerle katkı sağlamış oluyor. Amacımız büyükşehrin desteğiyle ürünlerimizi katma değerini arttırarak daha büyük pazarlara, ulusal pazarlara sürmek. İnşallah hayırlısıyla bunu başaracağız.